Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hyundai Tucson'un incelemesini ve test sürüşünü yapacağız. Tekrardan Hyundai Inalar Otomotiv'e bu bize imkanı sağladıkları için teşekkür ederim. Bu Elite Plus donanımlı en dolu alabileceğiniz Tucson 4 çeker sürüşünü yaptık. Şimdi ben dış çekimini yapacağım. Bu aracın incelemesini esasında biz yapmıştık. Kanalımdan bulabilirsiniz. Şöyle bir iç dış genel hızlıca bakalım diye düşündüm tekrardan. Burada siyah şeylerimiz var. Izgaralarımız var. Farlar böyle burada yanıyorlar. Bunlar güzel donanımlar. Tasarım olarak güzel bir araç. Çok fazla boyutu var. O yönüyle de güzel. Aynalarımız katlanabilir ayna. Çevre görüş var. 19 jantlarımız var. Tasarım olarak eskisi daha arazi kafasındayken bu biraz daha yere yakın bir SUV olmuş bence. Önüyle de güzel. Şöyle arabayı açabilecek miyiz? Evet, şöyle anahtarımızı da göstereyim. Burada Hyundai logosu var da. Böyle güzel bir anahtarı var. Bagajı buradan açabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu da güzel. Açmışken bagajdan başlayalım. Elektrikli bir bagajımız var. Bagajı güzel. Yani geniş bir bagajı var. Ve bunun altında da göz olarak kullanabiliyorsunuz. Bagajda bir 12 voltumuz var. Koltukları buradan yatırabiliyoruz. Hacmi olarak güzel bagajın. Şurayı komple kaldırdığımızda aşağıda güzel bölmelerimiz var. Yani eşiği yüksek, bagaj küçükmüş gibi duruyor ama aşağısı da doldurabiliyorsunuz. O yönüyle de güzel. Şöyle ayak göstermeli bagaj kapatma vardır. Ama ben yapamıyorum onu. O yüzden ötüyor ve kapanıyor. Burada geri görüş, yani çevre görüşün kamerası var. Şimdi burada bir şey fark edeceksiniz. Arabada silecek yok kardeşim. Nerede? Şurada arka sileceğimiz. Gizli bir şekilde konumlandırılmış. Bu logoyu cama almak için yapılan güzel bir detay. Burada bu stop tasarımı çok hoş bence. Böyle full etrafını dolaşıyor. H-Track. 4 çeker bir otomobil. Altta çift çıkış egzozumuz ve difüzörümüz var. Gerçek egzoz çıkışı bunlar bu arada. Güzel. Çok boyutlu bir tasarımı var. Böyle kaportacıların işi zor bu arabayla. Şöyle arkasını gösterelim. Arkada kapı üstleri yumuşağımsı sert. Yani sert ama yumuşak gibi. Buralar kumaş ve deri yumuşak. Arka koltuk ısıtmalarımız var. Şu içeri geçelim yavaş yavaş. Şurada benim tripodum var. Arka, ya biz bu arabayı incelemiştik zaten. Delikli derilerimiz var. Arkası rahat. Koltuklar yatık. Önde ben oturuyordum ama arabayı stop edince koltuk geri geliyor. O yüzden şu an diz mesafesi de 4 parmak. Normalde bir karıştan daha fazla. Baş olarak konuşmamıza gerek yok zaten. Şöyle açılabilir bir tavanımız var. Perdesi kapalı şu an sıcak olduğu için. Burada 2 tane USB'miz. Hava derecesini ayarlamamız var. Arkadan öne genel bakışımız böyle. Zaten videoda bolca göreceksiniz. Ön tarafa bir gösterelim. Anahtarsız giriş var. Şöyle açayım arabanın kapıyı. Kapısı ağır biraz. Ağır bir kapısı var. Buralar yumuşak plastik. Burası güzel. Burada hafızanın butonları var. Burası kumaş, deri, yumuşak, yumuşacık deri. Katlanır ayna, 4 cam otomatik var. Elektrikli bir koltuğumuz var. Şöyle içeri doğru geçtiğimiz zaman kontak açacak olursak beni direkt pozisyonuma götürüyor. Burada elektrikli bagajı açmak için butonumuz ve ESP'yi kapatma butonumuz var. Burada kadranlarımız var. Böyle kadranlarda ekranlarımız var. Çekişin nereden olduğunu, AdBlue seviyesine her şeyi görebiliyoruz. Burada OK'ye basılı tutarsanız hız sınırında tolerans ayarlayabilir. Yani şöyle hız sınırı asistanı var mesela. Ayarlıyorsunuz. Hız sınırı 80 mi? Araba mesela 80'e ayarladığınız toleransını 10, 90'a ayarlıyorsunuz. Veya 100'e ayarlasanız bile araba 90'ı geçmiyor falan. Öyle ayarları var. Bu ekran güzel. Buradan her şeyi yapabiliyorsunuz. Ben şu an konuk olarak algıladı beni. Dokunmatiği falan da güzel. Bayağı iyi çalışıyor. Böyle buradan tekrar nereden çıkmıştık ya? Apple CarPlay, Android Auto ve doğal sesleri diye bir şey var. Onu ayarlayabiliyorsunuz. Ana menüye geçelim. Navigasyon, telefon, Apple CarPlay, Android Auto vesaire hepsi mevcut. Klimayı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani nereye ne kadar versin diye. Bu ekran güzel çalışıyor. Hızlı ve dokunmatiği güzel. Burada eleştirim şurası olacak. Yani şu ışık paneli, şu panel çok hoş değil bence.
Burada bir kablosuz şarjımız var. Burada güzel bir gözümüz var. 12 volt vesaire. Koltuk soğutmalarımız var. Videoda söyledim zaten. Çok iyi bir şey. Butonlarımız. Burada start stop ve 4 çeker modunu ayarlayabileceğimiz bir şeyler var. Vitesimiz buton şeklinde. 2 bardaklığımız var ve bir kol dayamamız var. Kol dayamanın içi de gayet geniş bu arada. 4'lü butonunu buraya yerleştirmişler. Diffüz modu var dediğim gibi. Şuradan havaları veriyor. Bu da güzel. Torpidomuzun içi kaplı vesaire değil. Işık var, soğutma da var ama boyutu yeterli. Üst tarafa çıktığımız zaman makyaj aynalarımız var. Işığı Hyundai'lerde böyledir. Basarak yakarsınız. Burada güzel bir detay. Bunu yana çevirdiğinizde kapatmanız için şöyle bir şey var. Şöyle göstereyim. Şuradan. Bunu yana çevirdik. Şu arayı kapatmak için böyle bir özelliği var. Bu da güzel. Buradan cam tavanın kontrollerini vesaire yapabiliyorsunuz. Işıklarınızı buradan ayarlıyorsunuz. Şuradan. Direksiyonumuz güzel ama manuel ayarlı. Doluda elektrikli direksiyon beklerdim açıkçası. Böyle güzel bir otomobil. Hadi şimdi gelin birlikte sürüşe geçelim. Evet. Koltuk soğutmalarımızı da açtık. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hyundai Tucson'un test sürüşünü yapacağız. Bu Elite Plus donanımlı bir araç. Koltuk soğutmalarımız var. Yokuş iniş desteği. Of, koltuk soğutma çok güzel bir şey. İlk defa deneyimliyorum. Efil efil üfürüyor. Şöyle ufaktan yola çıkalım. 1.6 dizel. 4 çeker mi bu abi? 4x4. Bu 4 çeker. Yani en şu an alabileceğiniz en dolu Tucson olabilir. Direksiyon yumuşacık. Kocaman bir arabaya hükmediyor gibi değilsiniz çok. Daha çok ufak bir arabaymış gibi. Şöyle direkt gördüğünüz gibi sinyal verince kör nokta kameralarımız açılıyor hemen. Ufak ufak çıkalım. Bu 1.6 dizel. 4 çeker. Çok dizelin gürültüsü yok. İç mekana yalıtıma önem vermişler. Dizel motorun sesi pek içeri gelmiyor. Uf, koltuk soğutma güzel ama birazcık kısayım. Bu yaz gününde sıcakta deri bir koltukta koltuk soğutma gerekiyor. Direksiyonla başlayalım önce. Tasarım i20 Elantra ve Bayon'daki ile aynı ama burada krom detaylar var. Şerit takip sistemi var. Şu an mesela şeride sokuyor bizi ve ellerinizi direksiyonda tutunluyor. Otomatik uzun far, otomatik far sistemi. Yani bütün güvenlik donanımları bu araçta var. En dolusu dediğim gibi. İlk izlenimlerim çok SUV'de oturuyormuş hissi. Yani var, yerden yükseksiniz ama böyle aman aman bir yükseklik yok. Güzel bir oturuş pozisyonu var. Hayalet ekran güzel. Modlarını buradan değiştirip sesi kısalım. Sürüş modlarını değiştirdiğiniz zaman hayalet ekranın modları da değişiyor. Şu an Eco'yu alalım mesela. Eco'da. Biz normali alalım. Abi orada durulur mu? Sinyal veriyorum. Aynada devirin olduğu yerde sağa doğru kamerayı gösteriyor kör nokta için. Bu güzel bir özellik. Yani insanı şımartan özellikler bunlar. 1.6 dizel 4 çeker zaten. Tutuşta vesaire bir sıkıntı yok. 19 jantlar var bu araçta. Düzensizliklerden falan geçiyoruz. Doğal olarak hissetmiyoruz tabii ki de. 7 ileri çift kavramlı şanzımanımız var. Geçişleri falan hissedilmiyor. Çok güzel. Direksiyonun derisi ve tutuş hissiyatı güzel. Onun haricinde burada yokuş iniş desteği görüyorum. Direksiyon ısıtma görüyorum. Kablosuz şarj var zaten. Ekran güzel. Şurada navigasyonu açalım hatta. Harita olarak açabiliyor muyuz? Abi? Onu açabilirsek. Map. Şöyle haritayı görebiliyoruz. Bu da güzel. Adaptif sabitleme vesaire bu araçta tabii ki doğal olarak mevcut. Bu en bazında yok ama dolularında difüz modu var klimanın. O da güzel bir özellik. Onu anlatayım şöyle kısaca. Bu klimanın ara bölmesinde nokta nokta petekler var diyebiliriz. Oradan havayı yavaşça arabanın içine dağıtarak veriyor ve
yavaş yavaş serinlemesini sağlıyor. Eğer hani klima çarpıyor, klimayı açmayalım diye düşünen insanlar varsa, ki çok fazla var klima çarpan insan, o modu açıp arabayı yavaş yavaş soğutmak da güzel olabilir. Hafızalı koltuğumuzun hafızalarını şuraya yerleştirmişler, onu da söyleyeyim. Koltuk elektrikli ve hızlı çalışıyor, ayarlaması kolay. Yukarıda cam tavanımız var, perdesi elektrikli, açmayalım şimdi, güneş var zaten, hava sıcak. Bu konsolun yüksekliği güzel, sizi sarıyor. Ve kol dayamanın seviyesi de güzel, kolunuz tam denk geliyor oraya. Gaz, ilk gaz tepkisi güzel, konfor modundayız, yine kırmızıya kaldık burada. Şöyle bir sporta alalım. Hazır duruyorken de şuradan size araçla ilgili verileri söyleyeyim. Toplam 1145 km'de bu araba. 0 km bir araba. Başından beri de sıfırlanmamış. 9.8 litre. Bizim sürüşümüzde 6.6 gözüküyor. Gördünüz zaten, yavaş geldik. Bakalım bizim sürüşümüzde ne olacak, onu da söylerim. Şöyle dip gaz yaptım, bir kalkalım. 4 çeker ve dizel yapıştırıyor. Pıt 80 olduk. Biz yine konforta, şey, normali alalım. Şerit takip uyarı verdi, bizi şeride soktu. İvmelenmesi güzel. İvmelenmesi güzel. 136 beygir. 1.6 dizel ve ağır bir araç. 1600 kilo civarında bir ağırlığı var, ya da 1700 olması lazım. Ona rağmen iyi taşıyor kendini. Bayağı hissediyorsunuz torku. Bir de 4 çeker, 4 tekerlekten birden çektiğini hissettim. Bayağıdır böyle güzel ivmelenme yaşamamıştım. O yönüyle de güzel. Yine sinyalimi verdim. Sağda kamera gösteriyor zaten. Bu hayalet ekran güzel ama tabletmiş gibi durması bazı kullanıcıları irite edebilir. Ya benim için çok dert değil. Zaten çok böyle ekleme tablet gibi görünmüyor. İç mekandaki bir eleştiri, şu klima panelin lamba, rengi olabilir. Biraz şey duruyor, nasıl diyeyim, demode. O güncellenirse, ki makyajla güncellenecektir bence, güzel olabilir. Şimdi hızlanalım biraz, adaptif sabitleyiciyi de açarız. Onun haricinde burada pusulayı görebiliyorsunuz. Lastik basınçlarınızı, AdBlue seviyesini, çekişin hangi tekerleklerde olduğunu görebiliyorsunuz. Asistan menüsü var. Dikkat seviyesi gösteriyor. Şu 30'u geçtik, bir hız sabitleyiciyi açalım. Ve çıkaralım hızımızı. Şehir içi hız sınırı olan 80 km'ye. 82 yaptım. Mesafeyi de yakın yaptım. Ya şunlarda şimdi mesafe var ya. Evet. Az önce ona bakıyordum. Mesela onun metrelerine kadar yazıyor. 4'te 53 metre bırakıyormuş en uzak. Hmm. Evet. Böyle. Yaklaştıkça 40, 30, 25 diye düşüyor mesela. Hmm. Kendi kendine gidiyor şu an. Mesafe 2'de. Çok yakın yapmayı istemiyorum. Çok yakın sevmiyorum. Mesela öndeki araba yavaşlıyor şu an. Hızı gösterelim burada da. Mesela öndeki araba duracak gibi oldu. Bizi fren yaptı. Bayağı sert fren yaptı. İşte bu anlarda adaptif sabitleyicinin kafası karışıyor. Bu yüzden sürücü gerekiyor. Full otonom o yüzden olmuyor. Şu an kendi gidiyor araba zaten. Motorun sesi gelmiyor. Yalıtımı güzel. Yani işte bak, bu yerlerde adaptif sabitleyicinin kötülüğünü hissediyorsunuz. Orada çok sert fren yapıyor. Çünkü araba aniden giriyor ya önünüze. Ani bir olay varmış gibi algılıyor. Onun haricinde düzensizliklerden geçiyoruz falan. 19 jant var bu arabada. Süspansiyon konforu olması gerektiği gibi iyi. Rahatsınız ve arabanın içinde huzurlu bir şekilde yolculuk yapabiliyorsunuz. Sağdaki araba gelirken kör nokta orada kırmızı yandı bu arada. Onu da söyleyeyim. Şerit takip var. Şöyle şeritte kendine hafif sağa verelim mesela. Burada tabi tam çizgilerin kaybolduğu yerde yapıyorum ben de bunu hep. Öndeki arabayı algıladı. Yavaşlıyoruz, yavaşlıyoruz, yavaşlıyoruz. Ama şimdi devreden çıkaralım çünkü biz sağa gireceğiz. Burası karışık. Bu kamera olayı güzel. Yani araba görünmediği zaman buradan görebiliyorsunuz. Yerini de güzel ayarlamışlar. 60 ile girdik. Bayonla buraya 70 ile, 50 ile girmiştik. 4 çeker gerçekten iyi çalışıyor.
koltuk soğutma güzel bir özellik. Sırtımdan böyle üflediğini hissedebiliyorum. Pervanelerin çalıştığını hissedebiliyorum. Bu sürüşteki yakıt tüketimimize bakalım. 6.9 litre kullanımı gördünüz. Sürüşün sonunda da söylerim. Çevre görüş sistemi var bu araçta. Onun haricinde bütün aktif, pasif, bütün güvenlik donanımları standart. 30'la geçtik. 19 janttan dolayı biraz sertlik var. Ama süspansiyon konfor olarak iyi. Yani koltuk da güzel sönümlüyor. Deri koltuklar. Yanal destekleri falan da güzel. Baldır mesafesi de iyi. O da güzel sönümlüyor. Çok rahatsız olmuyorsunuz içeride. Bu sefer doğru girdim. Bir önceki kasa Tucson'da önümüzde gidiyor. Tam bundan önceki. O araç da güzeldi de. Bunun bu radikal tasarımı, iç mekandaki radikal değişimi gerçekten güzel. Mesela şuradan sıyrılalım. Yani motorun kendini taşıması güzel. Ben ilk başta şey diye düşünmüştüm. Ya 1.6, 136 beygir, 1700 kilo civarında bir araba. Yani 1-2 tona yakın bir araba. Acaba taşır mı diye düşünmüştüm ama o tereddütlerim ortadan kalktı. Ciddi manada taşıyor kendini. Yeterlinin çok çok üstünde. Yine 50-60 ile bu sert viraja döndük ve umursamadık bile. 4 çeker olmasının güzelliği burada. Şöyle yola dahil olduk mesela. Huzurlu bir seyahat. Huzurlu seyahat ediyorsunuz bu arabada. Şerit takip şu an ısrarla beni direksiyonuma müdahale ediyor. Bu da güzel. Adaptifi denemedik. Ha, denedik adaptifi. Evet. 7 kilometre yol yaptık şu ana kadar. 6.8 litre bölü 100 kilometre gözüküyor ortalamamız. Kullanım şehir için normal senaryo kullanımıydı. Tüketim verisi olarak 6-7 arası diyebiliriz. Şehir içi trafiksiz. Trafiğe girerseniz 8'leri görürsünüz ama uzun yolda 6'nın altına çok rahat düşebilirsiniz. Onun izlenimini aldım. Genel bir özet geçelim. SUV segmentinde büyük SUV'lerden diyebiliriz. Arka hacmi çok geniş. Arkada koltuk ısıtmalar var. Yani donanım anlamında zengin bir otomobil bu. Elite Plus özellikle. Verdiğiniz paranın karşılığını alabiliyorsunuz. Performans anlamında, donanım anlamında, tasarım anlamında, tasarıma özellikle çok çok iyi bir otomobil. Bayağı hoşuma gitti tasarımı. Çevre görüş falan var. Şimdi park ederken çevre görüşü de gösteririz size. Özetleyecek olursak harmanı güzel yapılmış bir otomobil. Yol tutuşu, performansı, donanımı gayet makul. Şimdi şöyle park edeceğiz. Bir de çevre görüşe bakalım. Bizim arabayı da yer bulamadım. Buraya koydum. Ya bu yönlendirmek çok kolay arabayı. Bu elektrikli direksiyonların alameti farikası orada. Şöyle şimdi tuşlu vitesimizi geri vitese alıyoruz. Tabii durma. Çevre görüşün ve kameraların netliğine bakar mısınız? Mükemmel ya. Hiç aynaya bakmadan full kamerayla fark edeceğim. Biraz garipsiyorsunuz normal geleneksel bir otomobilden geçince ama teknolojik donanımlar güzel. Çok iyi. Bu imkanı bize sağladıkları için İnallar Hyundai Otomotiv'e çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.